İşçi havuz problemlerinin üçüncü kısmına geçtik. Şimdi Koray, burada da iş bırakma problemlerini öğreneceğiz. Hani öğrencinin bir tanesi çavuş ya da işçiler diyelim. Çavuşuyor, sonra yarıda bırakıyor, diğeri geliyor, diğeri vesaire geliyor. Vesaire. Bir onlar, bir de havuzlar, şekilde havuz soruları var ya. Evet. Onlara da bir göz atacağız. Öncelikle başlayalım. Yine formülden uzak kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Formül, ezber bizim lügatımızda yok. En azından mat 1 kısmında değil mi? YGS, mat 2'de TYT, mecbur. İlk ÖSYM'in ilk sınavında. Ama ikinci kısımda mecburen formüller var. Onların da genel olarak çıkış noktalarını söylüyoruz zaten. Onları da bilmenizde fayda var. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi Ahmet bir işi 30 saatte yapıyor. Sadık 40 saat. İkisi birlikte işe başladıktan 6 saat sonra Ahmet işi bıraktı. Buna göre işin kalan kısmını Sadık kaç saatte tamamlar? Şuradan yaklaşalım. Koray, Ahmet toplam 6 saat mi çalıştı? Evet. 6 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 5'ini bitirir. Hı hı. İşin ne kadarı kalır? 4 bölü 5'i. Kalır. Sadık 40 saatte yapmıyor muydu bu işi? Evet. 40 çarpı 4 bölü 5 dersek, demek ki Sadık normalde 32 saatte bu işi yapacak. Hı hı. Ama başlangıçta 6 saat o da çalışmıştı. 6'yı çıkarttık. O zaman 26 saat daha çalışırsa bu iş biter. Doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi bu mantığı düzenleyelim. Hani formül uydurmuyorum, bakın düzenliyorum. Şöyle diyorum. İşin tamamı bitecek mi Koray? Evet. Şuraya 1 diyorum. Ahmet bu işi kaç saatte yapıyor? 30 saatte. Sadık? 40. 40 saatte. İlk önce paydavara bu değerleri yazdım. Nedenini göreceksiniz. Şimdi de kim ne kadar çalıştıysa onun hanesine o kadar değer yazalım ki işin o kadarlık kısmını ne yapmış olsun? Bitirmiş olsun. Öncelikle ikisi de 6'şar saat çalışıyor var mı? Evet. Çalıştı var. Sonra bu durdu. Bu çalışmaya devam etti. T kaç saat daha? X kadar daha. Bunu 4 ile X yazmış oldum Koray. Yoksa T yazardım. 24 artı 18 artı 3X bölü 120 eşittir 1. Buradan 3X artı 42 eşittir 120. 3x eşittir 78, x eşittir 26. Biz kamera arkasında sesleri duyuyorsunuz değil mi? Evet. Burayı anladık değil mi? 26'yı anladık. Bu arada ne kadar rasyonel olursa olsun bu mantığı işlerseniz çözümünüz çok daha kolay. Burada çünkü biraz sıralı gitmek zorundasın. Derli toplu değil. Evet. Ama bu tamamıyla derli toplu getirmiş hali. Biri gelsin gitsin, öteki gelsin o gitsin, hiç önemli değil. Bu şekilde yazarsanız hepsini net bir şekilde yerine yazabiliyoruz. Haydi devam. Bu arada şey, bu tarz problemleri... Ne kadar çok bu aradan da var senin. Ha söyle. Bu tarz problemleri hareket denklem formülünden çözen arkadaşlarımız da var. Belki bizden... V eşittir onu... x bölü t'den mi? Evet. Onu bekliyor olabilirler mi? Hani onu ben bilenler de var. Bunu nasıl oradan çözüyorsun? Ben bilmiyorum valla. İstiyorsanız yapayım. Yap hadi bakalım. Şimdi açık hocam, ver, bana açık burada ver. Saatler üzerinden önce saatlerin ekokunu... hatırladım ya. Ekokunu düşünüyorum. Aha. 120 mesela x... Hani toplam iş... Aslında ama bir dakika özür diliyorum. Bunu iş çavuzun başında söylememiz gerekiyordu değil mi? Çünkü sadece iş bırakma dahil. Problemlerinde ya değil bu. Siz bu tarz çözdüğünüz için ben bunu biliyorum ama hani genelde ben de öbürünü tercih Anladım. Ediyorum hatta. O zaman şimdi buna hiç girişmeyelim. Onu böyle ekstradan en sonunda kısaca değinelim. Tamam, olur mu? Peki. Ek bir video yapalım hatta onunla alakalı. Olabilir. Kısa 5 dakikalık bir video yapalım. Anladım çünkü demek istediğini. Peki. 3 musluk sırasıyla boş havuzu 20-30-40 saatte dolduruyor. 3 musluk aynı anda açıldıktan 5 saat sonra ikinci musluk kapatılıyor. Buna göre açık kalan musluklar havuzun kalan kısmını kaç saatte doldururlar? Şimdi 20, 30, 40. Evet. Eşittir 1 mi diyoruz? 3 musluk aynı anda açıldı ve 5'er saat su akıttı. İkinci musluk kapatıldı. Diğer musluklar devam mı ediyorlar? Evet. Artı T, artı T. Bak T dedim. Bir tane artık bu kaldı. Bu daha fazla akıtmıyor su. Bitti bunun işi. Ama diğerleri T kadar daha. Kaç da eşitlenir? 120 de mi? Evet. Seni 6 ile çarparım. Seni 4 ile senin ağzını burnunu kırarım. 30 artı 6 T artı 5 artı 15 artı 3 T. Yok artı 20 hocam. Seni denemek için böyle. Farkındayım ya. 120 eşittir 1. 6 T 9 T. Kaç olacak burası? 50 65. 65. Eşittir 120. 9 T eşittir 55. T eşittir 55 bölü 9. Bir hata yok değil mi Koray? Sen bir incele Özellikle istersen. Bir daha kontrol ettim de bir daha bakayım. Sen kontrol ederken ben şu soruyu çözeyim. Şekildeki havuz kaç saatte dolar demiş. Burada tarifle normalde ÖSYM bu tarz soruları sorduğunda detaylı bir şekilde açıklıyor. Şu musluk 30 saatte tamamını dolduruyor. Şu musluk 60 saatte tamamını dolduruyor. Dibindeki şu musluk şöyle kalın musluk da 90 saatte tamamını boşaltıyor.
Şimdi dolduran musluk var artı olarak. Boşaltan musluk ise eksi olarak yazılır arkadaşlar. Ve eşittir 1 bölü t derseniz. Başka hiçbir şey yok. Seni 6 ile çarpalım. Seni 3 ile, seni 2 ile. Yukarısı 6 artı 3 eksi 2 bölü 180 eşittir 1 bölü t olacak. T buradan kaç çıkacaktır? 180 bölü 7 çıkacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki devam edelim. Şekildeki havuz kaç saatte dolar? Şimdiki sıkıntımız da bu. Ancak burada özel bir durum var. Musluklardan bir tanesi dipte boşaltan, bir tanesi ortada. Yalnız tabii bunu biraz daha şey çizmek lazım yani şuradan alıp. Nasıl, şöyle mi? Şöyle evet. Yani tamamen öyle ki ikisi birbirine eşit olacak ya. Ha, bunun şu seviyeyle yok şu tabii şunlar eşit seviyede. Şu seviyeyle şu seviye eşit seviyede arkadaşlar. Onu söyleyelim. Detaylara takılmayalım Koray, boş ver. Peki, bu 20 saatte tamamını dolduruyor. Bu 40 saatte tamamını dolduruyor. Bu 60 saatte tamamını boşaltıyor. Ancak şu musluk var ya, su seviyesi şuraya gelene kadar bir şey yapamaz. Sonra boşaltıyor. Tabii ki. Seviye buraya geçtikten sonra boşaltmaya başlıyor ve şu kısmı 40 saatte boşaltıyor. Ya da dakika. Neyse. O zaman bakın, su seviyesi buraya gelinceye kadar şu musluğun hiçbir etkisi yok. O zaman burada bu ve bu etkili. Evet. İkinci kısma geldiğimizde bu yine etkili. Hı hı. Çünkü boşaltmaya devam ediyor değil mi su burayı doldururken? Aynen. Ama bu da devreye giriyor. Nasıl yapacağız? Buraya T1 diyek, buraya T2. İlk önce T1'i hesaplıyorum. Şu musluk tamamını 20 saatte doldurmuyor mu? Evet. O zaman bu kısmı kaç saatte doldurur? T1 bölü 20. 20 bölü T1. Sakin ol. Bir dakika. Tamamını 20 saatte doldurmuyor mu? Yarısını 10 saatte doldurur değil mi Koray? Ha, evet. Devreler yandı galiba. Ben şeyden söyleyeceksin sanırım. Artı... X deyip oradan süreleri bulacaksınız falan yok, diye düşünüyorum. Şu ama tamamını 20 saatte dolduruyor. Şurayı 10 saatte. Evet. Şimdi bu 40 saatte tamamını dolduruyor. Buraya kaç saatte? 20 saatte. 1 bölü 20. Eksi şu tamamını 60 saatte boşaltıyor. Şurayı 30 saatte. 30 saatte. 1 bölü 30. Doğru mu? Doğru. 1 bölü T1. Buradan T1'i bulalım önce. 6, 3, 2, 9, 7 bölü 60, evet. T1, 60 bölü 7 olacak arkadaşlar. Geldik T2'ye. Koray, bu 10 saatte burayı dolduruyordu, burayı da 10 saatte doldurur. O zaman burayı 1 bölü 10 diye mi alacağım? Evet. Bu 10 saatte burayı, 20 saatte burayı dolduracak 1 bölü 20. Evet. Bu 30 saatte burayı boşaltacak 1 bölü 30. Aslında dikkat edersen buraya 1 bölü 40 bölü 7 de diyebilirdik. Hı hı. Buradan bulduğumuz sonucu. Eksi... Bu da boşalttığı için 1 bölü 40. 40. Anlaştık mı? 1 bölü T 2. Bunu niye 2'ye bölmedik diyebilirler. Bu sadece bu kısmı boşaltıyor 40 saatte. Oraya sadece üst kısmı boşaltacak. Peki bu 12, bu 6, 4. Bu 4, bu 3. 18 eksi 7, 11 bölü 120. Yani 120 bölü 11 mi T 2? 120 bölü 11. Şimdi rasyonel sayılarda toplama yapmayalım. Şu ikisinin toplamı, çünkü T1 ile T2 toplayacaksınız, burayı verecektir. Ha, kaldı ki şu üst kısmın kaç saatte dolduğunu da sorabilirler soruda. Ya da alt kısmın kaç saatte dolduğunu da sorabilirler. Kalemi değiştirin hocam istiyorsanız. Çok gidici o çünkü. Diyorsun. Evet. Peki. 3 özdeş musluk aynı anda açıldığında ahanda şu havuz kaç dakikada doluyormuş? 22 dakikada boşaltılıyormuş. Pardon. Açıldığında... Açıldığında. O zaman havuz full dolu mu? Havuz full dolu şu anda. 3 musluğu aynı anda açırsak 1, 2, 3. Şuralardan havuz boşalmaya başlıyor. Tamam. Şimdi gene aynı mantık. Böleceğiz onları. Aslında işçilerin başında böyle bir soru tarzı yaptık. Koray. Efendim. Şuradan başlayalım. Diyelim ki bir musluk burayı T saatte boşaltıyor. Tamam. Burayı da. Bir musluk için. Şu kısmı kaç musluk boşaltır? O kısmı 3 tane musluk boşaltıyor. Bu da boşaltıyor. Bu da boşaltıyor. Bu da boşaltıyor. Çünkü bakın burası doluyken 3'ünden de su akar değil mi? Evet. O zaman süre 3 musluk boşalttığı için süre 3'te 1'ine düşmez mi? Hı hı. Geldik buraya. Su seviyesi buraya inince bu musluk devre dışı kalmadı mı artık? Kaldı. O zaman burayı 2 musluk boşaltacak. Bu ve bu. Bu T saatte boşaltıyor. Bu da T saatte boşaltıyor. Bir kısmı ikisi T bölü 2 saatte. Ve geldik buraya. Burada artık tek bir musluk devrede. O da bu. Bu musluk burayı kaç saatte boşaltır? T saatte. İşte bu üçünün toplamı kaç olacak? 22. T bölü 3, T bölü 2 artı T. Eşittir 22 diyebiliriz. Hı. Oldu mu? 1, 6, 3, 2, 11 T bölü 6 eşittir 22'den. Sırıt Koray. T
kaç olacaktır buradan? 12 olacaktır. En alttaki musluk dolu havuzu kaç dakikada boşaltır? 12, 12, 12, 36. 36. Peki bu musluk kaç dakika boşaltır dolu havuzu? O musluk, güzel bir soru. 2T kadar sürede değil mi? 24 değil mi hocam? Bu musluk dolu havuzu boşaltamaz. Ya benim kafa gitti ya. Bu altta alttakini boşaltamaz. Bir tane yapıştırayım kafaya gelsin geri. Dikkat hiç düşünmüyorum bile yani. Şu musluk üçünü birden boşaltıyor ama bu musluk sadece aşağıdaki iki tanesini etkileyebilir, değil mi? Biraz kendine gelir misin? Kafana su çarp, yüzüne bir şey yap. Şekildeki en üstteki havuz, ha çok güzel sorulardan bir tanesi. ÖSYM'deki amcaların sevdiği. Ve tekrar söylüyorum, formül mormül istemiyor. İşçi havuz formülleri piyasadan kalksa bile çok rahat sorulabilecek bir soru. Hazır mısınız? Hazırız. En üstteki havuz 7 dakikada doluyormuş Koray. Fıskiyeden akan suyla. Tamam. Bunlar da öğrencinin bir tanesine sormuşum. Bu nedir diyorum. Çocuk bunu ne sanmıştı? Ne hocam? Tencere takımı. Yemin ediyorum bak ders anladım ya. Lan diyor bunun tencere takımına benzeyen şeyi nedir diyorum ama ne yazık ki. Şekildeki ya da tam tersi mi olmuştu? O tencere takımı mı çizmiştik kağıdına? Bu nedir? Tencere takımı. Şekildeki en üstteki havuz... Böyle bir resimler var ya, güzel sanatları kazanır mıyım? Kesin kazanır. Şekildeki en üstteki havuz 7 dakikada dolmaktadır. Fıskiyeden 40 dakika boyunca su akarsa en alttaki havuzun kaçta kaçı dolar? Şimdi buradan su dalıyor. Aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Ben şu kısmın 7 dakikada dolduğunu biliyorum. Evet. Peki 40 dakika boyunca su akarsa acaba hangisinin ne kadar dolacak? Bunu hesaplamamız lazım. Koray, rasyonel sayılarla uğraşmamak için V'ye 7 ver. Burası 14 litre olur. 7 kere 5. Burası 35 litre olur. 7 kere 7. Burası 49 litre olur. Burası 7 dakikada mı doluyor? Evet. Demek ki fıskiyeden dakikada 2 litre su akıyor. Peki fıskiyeden dakikada 2 litre su akarsa 40 dakikada 80 litre su akacaktır arkadaşlar. 80 litrenin 14'ü buraya, 35'i buraya, 49 mu yaptı? 80'den 49 çıkartın. 31 mi? Kalıyor. Buraya 31 litre mi su geldi? Ne kadarı dolar? 31 bölü 49'u dolar. Gayet mantıklı değil evet. mi? Hiç işlemlerle uğraşmıyoruz. V'ye 2 verdim. Özür diliyorum. V'ye 7 verdim. 7 dakikada doğduğu için. Bu 14 dakikada doğduğuna göre dakikada 2 litre su geliyor buraya. Dakikada 2 litre her birine geliyor. V'ye 7 verdiğimiz her birinin değeri de çıktı zaten. 40 dakikada 80 litre. Üstten itibaren doldur. Buraya 31 litre akıyor diyoruz ve çözüyoruz. Koray okuyacak. Tabii ki. %8 tuzlu su akıtan bir musluk boş bir havuzu 30 saatte. %20 tuzlu su akıtan bir diğer musluk ise aynı havuzu 10 saatte dolduruyor. İki musluk aynı anda açılıp havuz doldurulur. Buna göre havuz dolduğunda tuz yüzdesi kaç olur? Aslında şimdi tam olarak senin az önce anlatmak istediğin yöntem var ya. O yönteme geleceğim. Tamam. Onu kullanacağım. Şimdi biri 30 saatte biri 10 saatte dolduruyorsa havuza 30 litre diyelim. Tamam. Şimdi birinci musluk 30 saatte mi dolduruyor? Evet. Saatte 1 litre mi su gönderir? 1 litre akışıyor. İkincisi 10 saatte mi dolduruyor? 13 litre. Saatte 3 litre mi gönderir? Hı hı. Bak şimdi Koray, bu gönderdiği 1 litrenin %8'i tuz mu? Evet hocam. Artı diğerinin gönderdiği 3 litrenin %20'si tuz mu? Evet. Toplamda M1 V1 artı M2 V2 formülü var ya, burada onu kullanıyoruz. Evet, karışımlarda genel geçerli formül budur. Ve çıkmış bir soru bu arkadaşlar. Toplamda 4 litre olmadı mı? Oldu. %x'i tuzdur. Bu kadar. Şu yüzler hepsi gidecek. 68, 4x, x, 17 çıkacak. Havuz dolmaya başladığı andan itibaren %17'lik tuz yüzdesi oluşur. Onu da söyleyelim. Neden? Havuz dolduğunda diyor. Havuzun yarısı dolsaydı tuz yüzdesi kaç olurdu? Yine aynı olurdu. Yani gram su gelse bile özdeş geldikleri için, yani değişmiyor. Eşit miktarda geldikleri için, eşit miktarda derken pardon, sabit hızlarla, doğru, en doğru cümle bu. Sabit hızlarla geldiği için tuz yüzdesi daima 17 olarak sabitlenir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ayın birinde Yakup bir gün çalışıyor. Ardından ayın ikisinde Safvet, üçünde Yakup olacak şekilde ilerliyor. Ha, şöyle bir durum var. Yakup 12 günde yapıyor. Safvet 15 günde, değil mi? Evet. Ayın birinde Yakup çalıştı. Ayın ikisinde Safvet çalıştı bir gün. Ayın üçünde Yakup çalıştı. Ayın dördünde Safvet çalıştı. Buna göre diyor, bu işi ayın kaçında kim bitirir? Sıra hiç, kime gelir? Hiçbir formül yok. Mantık var. Bunların toplamı ne zaman biri ulaşıp biri geçerse doğru cevap o olacak. Evet.
Öyle değil mi? Hı-hı. Peki bunların toplamı ne zaman 1 olur? Buna bakacağız. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şu anda birinde Yakup çalıştı, ikisinde Saffet, üçünde Yakup, dördünde Saffet. Dördüncü gündeyiz değil mi şu anda? Hı-hı. Toplam kaç yapıyor? 1/6 + 2/15 diyelim. Bunu 5 ile bunu 2 ile çarpalım. A4 9/30. Değil mi? Evet. Yani şu anda 3'te 1 bile olmadı. Daha ekleyeceğiz. Yakup Saffet. Ayın 5'i, ayın 6'sı, ayın 7'si, ayın 8'i, ayın 9'u, ayın 10'u. 10. gündeyiz şu anda. Bakalım bir ne kadar oldu? 5/12. 5/15. 5/15. Buna 5 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. 25. 49/60. Yaklaştık. Ayın 10. oyundaydık. Yaklaştık. 1'e yaklaştı. Birer birer ilerleyeceğim artık. 1. Kaç oldu? 6/12 + 5/15. Şimdi bu yarım. Bu yarım mı? 1/3. O zaman olmaz. Olmuyor. Değil mi şu anda? Ayın 12'si mi oldu? 6 ayın 12'si geldi. Ayın 12'si olunca bu 6/15 yarım ama yarım olmadı gene. Değil mi? 1/2 diğeri... 1/2 değil sonuçta. Evet, tam değil. 1 olmaz. Ayın 12'siydi ayın 13'ü. Ha, burayı bir hesaplamam gerekiyor. 7/12 + 6/15. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 4 ile. 35 + 24/60. 59/60 oldu. 59/60. Bir gün sıra bunda mıydı? 2, 4, 6, 7 gün bu çalışmıştı. 2, 4, 7. gün bu çalıştı. 14. gün de şeyde bitiyor değil mi? Evet, 14. gün Yakup Saffet çalıştığında artık iş bitecek. Neden? Çünkü 7/15 olacak. Toplayın geçiyor artık. 35 + 28/60. Yani 63/60 oluyor. Tam böyle 59/60'tan 60/60'a uğrayıp da geçecek ya. Demek ki Saffet o gün tamamlıyor işi. 14 gün olmuş oluyor mu yoksa 13 Yok, gün geçtikten sonra? Yok, 14. günün içinde. Evet, dolmadan. Evet, 14'ünde tamamlıyor. Kim tamamlıyor? Saffet. Bu arada soruyu okuyalım. Özür dileyerek bazen atlıyoruz ama görme engelli bazı arkadaşlarımız var ve uyarıyorlar. Özellikle problemlerde okur musunuz diye. Bu soru özeldi. Diğerlerinde okuduk genellikle ama Yakup bir işi 12 günde, Saffet ise 15 günde yapmaktadır. Ayın 1'inde Yakup bir gün çalışıyor. Ardından ayın 2'sinde Saffet, 3'ünde Yakup, 4'ünde Saffet olacak şekilde ilerliyor. Buna göre bu işi ayın kaçında kim bitirir demiştik. Gerçekten de tam böyle ÖSYM'nin şu anda böyle sevdiği soru tarzlarından bir tanesi bu. Ayın 14'ünde bu işi Saffet bitirir.